Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda C#'da form geçişleri ile ilgili örnek bir çalışma yapacağız. Burada sağa ilerleme, sola ilerleme veya yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarıya doğru geçişler nasıl oluyor onu göstereceğiz. Daha çok böyle kullanıcı işlemlerinde karşımıza çıkar. Bu işlem için bir tane label alıyorum önce. Özelliklerden formun şu border style özelliğini kaldırıyorum. Şu label'ımıza da o bizim çıkış işlemini yapacak. Fontunu biraz büyütelim. Ve kalın olsun. Evet, bu şekilde yeterli. Şöyle bu şekilde. Evet, basit bir görünüm, form görünümü. Label'ın click olayına application exit yazıyorum. Uygulamadan çıksın. Şimdi formun load olayında gerçekleşecek bu işlem. Yani form yüklendiği zaman önce sabit değişken tanımlıyorum. X pozitif, yani sağa doğru. Bunlar bizim sabit değişkenlerimiz. Hiçbir şekilde değeri sonradan değiştirilemeyecek değişkenlerimiz. 2. Bunların değer atamalarını bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Hatta x daha doğrusu şu y pozitif olacak. Yukarıdaki x negatif olacak. Burası 4. Sekiz. Bir de merkezden başlatmayı yapalım. Evet, değer tanımlamalarını yaptıktan sonra bizim DLL import dediğimiz bir sınıf var. Bunu kullanacağız. Kontrol nokta diyerek kütüphaneyi ekliyorum. Böyle parantez içerisinde user 32.dll virgül. Burada charset eşittir charset nokta auto
Devam ediyorum. Static external bin. Tabii bir de metot var. Bu metot evet, Windows animasyonları. Burada parametre olarak int ptr türünde, yani pointer'dan geliyor arkadaşlar. Yani noktası. Biz de o zaman buraya nokta diyelim. Int türünde bu saniye olacak. Yani zaman diyorum buna da. Bir de şuradaki değişkenlerden hangisini kullanacaksak int değişken d olsun ya da değişken. Şimdi bunu form'un load olayında çağıracağız. Direkt şöyle window animate. Burada lazım olanlar handle, yani bulunduğu noktadan başlasın. Zaman burada saniye cinsinden, yani daha doğrusu milisaniye cinsinden. Örneğin 5000 yaptığım zaman 5 saniyeye denk gelir. Değişken de örneğin pozitiften başlayalım. O zaman x pozitif. Evet, bu şekilde bir çalıştıralım. Son durumuna bir bakalım arkadaşlar. Bu arada eklediğimiz kütüphane de bu arkadaşlar. Interrupt Service kütüphanesi. Evet, burada bir bakalım şöyle. Şurası, bunu değiştirelim. Tersi büyük bir ihtimal. Rename diyerek bu şekilde değiştirdik. Şimdi çalıştırıyorum. Bir bakalım şöyle. 5 saniyede işlemi tamamlayacak. Sağdan, daha doğrusu sağa doğru hareket edecek. Soldan sağa doğru hareket edecek. Evet arkadaşlar, sağa doğru formumuz hareket ediyor. Şimdi bir de diğerlerini de deneyelim. X negatif. Bu sefer sağdan sola doğru. Y demişiz arkadaşlar. Yani X yerine Y kullandık. Her neyse, bu da aşağıdan yukarıya doğru, yani y'nin negatif olduğu tarafa doğru, pozitif pozitiften negatife doğru, yani daha doğrusu azalan y değerine doğru gidiyor. O zaman şu merkezi de gösterelim. Diğerlerini siz deneyerek gözlemleyebilirsiniz. Artı şuradaki değerlerle de oynadığınız zaman değişik geçişler de görülebilir. Evet arkadaşlar,
Bu da merkezden başlatma işlemiydi. Evet, form, basit form geçişleri bu şekilde arkadaşlar. Tabi bunu geliştirmek mümkün. Evet, anlatacaklarımız bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler.